Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerime olan 50. ayet-i kerime: hatırla o zamanı ki biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Melekler iblis dışında secde ettiler. Çünkü iblis cinlerden idi. Bu sebeple de o Rabbinin emrinin dışına çıktı. İblis ile alakalı bu tarihi hakikati, geçmişteki bu hakikati ifade ettikten sonra Cenab-ı Allah, Allah'tan başka tapan, başkasına tapan, dolayısıyla iblise ibadet edenlere şöyle bir soru yöneltiyor. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونَ. Durum bu iken siz beni bırakıp onu ve onun soyundan gelenleri, iblisin zürriyetini, onlar size düşman oldukları halde veliler mi ediniyorsunuz? Bi'seli zalimine bedele. Zalimler için bu ne kötü bir değişimdir, değiştirmedir. Yani tevhidi şirke dönüştür, değiştirmek, tevhidi bırakıp şirke yönelmek ne kötü bir değişmedir, ne kötü bir alışveriştir. Şimdi bugün göreceğimiz, dersimizin ilk ayeti olarak göreceğimiz 51. ayet-i kerime özellikle bu 50. ayet-i kerimenin ikinci bölümü ile irtibatlıdır. Yakından hem de irtibatlıdır. Çünkü ayet soruyor, diyor ki siz iblisi ve iblisin soyundan gelenleri size düşman olmalarına rağmen veli mi edinirsiniz? Veli Türkçe'ye genelde dost ve yardımcı olarak tercüme ediliyor. Doğru. Ama velinin bundan daha geniş manası şu: veli edinilen kişi, aynı zamanda onu veli edinenin, yani velinin kendisi, veli edinenin her türlü ihtiyacını karşılayabilir, her türlü eksiğini tamamlayabilir. Ne olursa olsun. Dolayısıyla bu manada velilik, veli olma ve veli edinme insan için sadece Allah hakkında mevzu bahistir. Yani biz insanların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek, her türlü eksikliğini tamamlayabilecek kişi gerçek dostumuz, yardımcımız, muinimiz, ihtiyaçlarımızın karşılayıcısı yalnızca Allah'tır. Dolayısıyla veli bu yönüyle mabut manasındadır. O halde şimdi siz söyleyin, diyor, durum bu iken iblisi ve onun soyundan gelenleri nasıl veli edinirsiniz? Beni bırakıp onları nasıl olur da veli edinirsiniz? Üstelik onlar sizin de düşmanlarınız iken, sizin düşmanlarınız oldukları halde bunu nasıl yaparsınız? Çünkü Allah'ın her türlü ihtiyacımızı karşılayacağı, karşılayabilecek tek zatın o olduğu, dolayısıyla bizim her türlü ihtiyacımızı o karşıladığı için minnet duyacağımız ve buna bağlı olarak kendisini mabud edineceğimiz tek varlık o. Onun için niçin beni bırakıp
onları veli edinirsiniz diyor. Böyle bir şey yapmanız kötü bir değiş tokuştur ve zalimliktir. Üstelik şu ayet-i kerimede anlatılacak durumdadırlar onlar. Yani veli edinilmemeleri gereken bir durumdadırlar. Allah'ın veli edinilmesi gereken bir vaziyet söz konusudur. Nedir bu durumları? مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ Ben göklerin ve yerin yaratılışına da bizzat kendilerinin yaratılışına da onları şahit etmedim. Onların huzurunda bunlar olmadı. Bunların her birisi yaratılırken onlar yoktu ve onlar böyle bir şeye şahit olmadılar. Böyle bir şeyi göremediler. Yani iblis de onun soyundan gelenler de iblisin insanlar arasından tanrılaştırılmasına zemin hazırladığı beşerden uydurma ilahlar da veya taştan, topraktan, tunçtan, altından, gümüşten her nedense yapılmış olan heykeller ve putlar da hiçbir zaman kainatın yaratılışına şahit olamamışlardır. Yani kadim olan sadece Allah'tır ve hepsi sonradan Allah tarafından yaratılmıştır. Ve hiçbir varlık yaratılmadan kendisinden önceki herhangi bir geçmişten, herhangi bir vakadan haberdar edilerek yaratılmamıştır. Kendi yaratılışına şahit olmak dahil olmak üzere. Peki, bilgisi kısırlı, gücü sınırlı, bilgisi kısıtlı, gücü sınırlı, kendisi aciz, halik olmayıp mahluk olan varlıklar nasıl uluhiyet makamına yükseltilebilir? Nasıl onlar veli edinilebilir? Veli, dost, yardımcı, idareci, her türlü ihtiyaç ve sıkıntıyı karşılayıp giderici demektir. Kelimenin bütün manalarıyla gerçek velayet Allah'a aittir. Hunalikel velayetu lillah diyor. İşte orada velayet, yani veli edinilmek hakkı yalnız Allah'a aittir. Dolayısıyla göklerin ve yerin yaratılışına tanık olmamış, tanık tutulmamış, kendilerinin de yaratılışını görmemiş olan varlıklar Allah'ın konumuna haşa hiçbir şekilde yükseltilemez. İslam akidesinde Halik eğer mahluk seviyesine herhangi bir bakımdan indirilirse, mahluk da herhangi bir bakımdan Halik'in seviyesine çıkartılırsa küfür olur, şirk olur. Halik Halik'tir, mahluk mahluktur. Bunlar hiçbir bakımdan birbirleriyle örtüşmezler, birbirlerine benzemezler. Kısmen birbirlerinin içinde veya dışında olamazlar, böyle bir şey görülemezler. Onun için maazallah, kainatın Allah ile birlikteliğini kabul eden, adına ister vahdet-i vücud denilsin, ister vahdet-i şuhud denilsin, İslam'la alakası olmayan inançlardır bunlar. Çünkü Cenab-ı Allah leyse kemislihi şey diyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur diyor. Ve lem yekun lehu kufuven ahad diyor. Hiçbir kimse onun eşi, benzeri, dengi
değildir diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın herhangi bir bakımdan mahluk ile örtüşmesi veya benzeşmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Esasen yaratanla yaratılanın benzerliği veya iç içeliği Hristiyanlıkla da ortaya çıkmış bir inanç değildir. Hristiyanlıktan çok önce vardır. Hristiyanlığa onlardan geçmiştir. Onun için İsa Allah'ın oğlu denilmiştir. Böyle bir benzerlik yok. Baba evladına benzer. Onun da eli var, onun da ayağı var. Her birisinin var. Eğer İsa Aleyhisselam Allah'ın oğluysa, haşa, Allah da bizim gibi bir varlıktır. Gözü var, kulağı var, eli var, ayağı var. O zaman leyse kemislihi şey devre dışı kalır. Ve lem yekun lehu kufuven ahad hükümsüz kalır. Esasen yaratıcının yarattığına benzemesini de akıl kabul etmiyor. Eğer benziyorsa o zaman bu yaratılmışlardan olur. O benzeyen de bir yaratılmıştır. Fakat bunların hiçbirisine benzemeyen bir yaratıcının var olması bir zorunluluktur. Onun için Allah gerçekten benzersizdir. Ve Allah kudretiyle bütün kainatı, cinleri de insanları da yarattığı zaman, gökleri ve yeri yarattığı zaman, Allah'a ortak koşulan varlıkların hiçbirisini, ne iblisi, ne onun soyundan gelenleri, ne de insanlar arasından ilah edilenleri, göklerin ve yerin yaratılışına şahit kılmamıştır. Bunu görmemişlerdir. Yani sonradan yaratılmışlardır. Sonradan yaratılmış olan bir varlık da haşa ilah olamaz. Çünkü bir başlangıcı olanın, bir varlığının bir başlangıcı olanın yok olacağı bir vakitte gelmesi kaçınılmazdır. Bugün her bir şeyin yok olduğunu görüyoruz. Bizden önce var olan ve bizden sonra varlığı devam edecek olan birçok varlığın da bir eceli vardır. Çünkü bunların da biliyoruz ki bir başlangıç zamanı vardır. Şu kainatta gördüğümüz bunca başlangıcı olan varlığın sonu olduğunu da gördüğümüz gibi veya bildiğimiz gibi o halde var olduğu zamanı görmediğimiz ve halen de yok olduğunu görmediğimiz varlıkların da bir gün gelip vadesi gelince yok olacaklarına hükmetmemiz de yine nedir? Akli bir sorumluluktur. O halde Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede bize şunu söylüyor. Gökleri ve yeri yaratmaları şöyle dursun. Yaratılışlarına dahi tanık olmamış olan varlıkları, hem de kendilerini yaratamadıkları gibi kendi yaratılışlarını da görmemiş ve buna tanık olmamış olanları nasıl ilah edinebilirsiniz? İlah edinmek illa önüne geçip ibadetle olacak diye bir şey yoktur. Allah'ın ilah olarak vasıflarını özelliklerini veya ifade yerindeyse ilah olması hasebiyle onun hakkı olanları kısmen veya tamamen herhangi bir mahlukta görmek de onu ilah edinmek demektir. Faraza, yaratmak Allah'ındır. Emretmek de Allah'ındır. Araf suresinde demiyor mu Cenab-ı Allah? Ele lehul halku
vel emr. Şimdi burada Arapçada lehu lafzının normal bir isim cümlesinde sonradan gelmesi gerekir. El halku vel emru lehu. Fakat bu lehunun başa gelmesinin manası, Arapçada cümlenin doğru kuruluşu sebepsiz yere kesinlikle bozulmaz. Bozulursa bu dil bilmeyenin yaptığı bir iştir. Türkçede de böyledir. Kelimelerin yerine göre takdim ve tehirleri vurguyu değiştiriyor. Dolayısıyla anlamı etkiliyor. Arapçada da böyle. Diğer dillerde de böyledir. Ele burada dikkat çeken bir ibaredir. Dikkatlerinizi toplayın. Şöyle bir silkelenin. Bütün dikkatinizle bu söyleyeceklerimi iyice belleyin demektir. Lehu başa geldi dedik. Niye, ne demek? Yalnız ve yalnız onundur manasını vermek için başa gelmiştir. Münhasıran sadece onundur. Bu hususlarda, söyleyeceğim hususlarda onun hiçbir şekilde hiçbir ortağı yoktur. Nedir bu yalnız onun olan? Lehu el halku vel emr. Buradaki elif lam umum bildirmek üzere cins içindir. Yani yaratma kapsamı içerisine giren her şey sadece onun tarafından yaratılmıştır. Emir muhtevasında olan her bir şey sadece ona aittir. Yaratmak da ona aittir, emretmek de ona aittir. Peki, kardeşim ben oğluma bana bir bardak su ver diyemeyecek miyim? Ona bu emri vermeyecek miyim? Kasıt bu değildir. Kasıt, insanların hepsinin ama aynı düzeyde yerine getirmek zorunda oldukları emirlerdir. Bütün insanlar, bütün mahlukat Allah'ın emrine uymak zorundadır. Ama Ahmet'in oğlu Mehmet'e bana su getir demesi böyle değildir. Oğlu getirirse itaat eder, getirmese itaat etmemiş olur. Fakat Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a, Hüseyin'e de itaat etmemiş olmaz. İşte nasıl ki yaratmanın her türlüsü tamamıyla Allah'a ait ise, mahlukatına onların hal ve hareketlerini düzenleyecek, yaratılışlarının kanunlarını belirleyecek, varlıklarını sürdürebilmelerinin imkanlarını ve şartlarını hazırlayacak. Bunun için şer'i ve kevni emirleri teşri buyurup ortaya koyacak sadece Allah'tır, yalnız O'nundur. İşte biz kısmen de olsa yaratmanın veya emretmenin Allah'a ait olan veçesiyle birilerine ait olduğunu kabul edecek olursak, o noktadan itibaren Allah'a ortak koşulmuş. Nasıl ki göklerin ve yerin yaratılışında, kainatın yaratılışında herhangi bir kimsenin zerre kadar bir müdahalesi ve bir ortaklığı yoksa Allah ile birlikte, kainatının ve dolayısıyla biz insanların varlığımızın devam etmesi ve biz insanlar olarak biz ayrıcalıklıyız, irade sahibiyiz, irademizin ve aramızdaki birbirimizle, kainatla, Rabbimizle alakalarımız ile alakalı emirlerin verilmesi ve ortaya konulması sadece Allah'a aittir. Allah'ın emretmesi, emir koyması gereken bir sahada
bir alanda Allah'tan başkalarının emretme hak ve selahiyeti kabul edilecek olursa, o hususta Cenab-ı Allah'ın yetkisi haşa reddedilmiş olur. Bir ayet-i kerime Şura suresinde وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. Her ne konuda, her ne hususta olursa olsun, eğer onun hakkında bir anlaşmazlığınız ortaya çıkarsa, onun hakkında hüküm vermek Allah'a aittir. İki insan, iki aile, aile fertleri arasında, ferd ile toplum arasında, ferd ile devlet arasında, devlet ile devletler arasında ve buna benzer. Her konuda, beşer arasında düşünülebilecek muhtemel bütün anlaşmazlıklarda, çünkü oradaki ve ma, hem ve ma umum ifade eder, hem fi şeyin umum ifade eder. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz konu her ne olursa olsun, onun hükmünü vermek Allah'a aittir. İşte bugün beşeriyetin az önce okuduğum ayet-i kerime ile alakalı olarak ve geçen dersimizde bıraktığımız son ayet-i kerime ile alakalı olarak dalalet noktası burada. Anlaşmazlığa düştük, haydi gidelim filan hakeme. Bu hakem neyle hükmedecek? Allah'ın indirdiğiyle hükmedecekse problem yok. Onun dışında her neyle olursa olsun, Tevrat'la, İncil'le, Zebur'la, yüzlerce kişinin ortaya koyduğu hükümlerle, yasalarla, padişahın hükmüyle, Ahmet'in, Ali'nin, Veli'nin, George'un hükmüyle eğer hükmederse, işte Kur'an-ı Kerim buna tağutun hükmü diyor. Peki ona karşı tavrımız ne olacak? Ayet-el Kürsi'yi bilmeyenimiz var mı? Yok elhamdülillah. Akabinde ne diyor? La ikrahe fiddin. Bakın. Tevhidden sonra tevhidin tafsilatı veriliyor. Önce tevhidini edeceğimiz Cenab-ı Allah bize tanıtılıyor. Bir ve tek kabul ettiğimiz Allah budur. Ayet-el Kürsi. Kur'an-ı Kerim'in en muazzam ayeti. Ondan sonra dinde zorlama yoktur. Böyle bir dini isteyen kabul eder, isteyen etmez. Niçin? Çünkü bu din hakikati itibariyle kendisine güvenen bir dindir. Hakkı kendisinin yalnız başına kendisini temsil ettiğini kabul eden ve bu yönüyle kendisine güvenen, kendisinden emin olan bir dindir. O kadar emin ki dinde zorlamaya gerek yok. Çünkü قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Doğru, hak ile batıl, doğru ile sapıklık birbirinden tebeyyün etmiştir. Açık, seçik, herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde birbirinden ayrılmıştır. Ondan sonra geliyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ. İmanın şartı evvela bir küfür ve inkardır. Küfür ve inkar tahakkuk etmeden iman basamağına veya imanın efendime söyleyeyim harimi ismetine girilemez. Evvela tağut inkar edilecek. Yani Allah'ın emretmek alanını az veya çok kendisine ait kabul eden, kendisini böyle dikte eden, kabul ettiren insanlığa az veya çok olsunlar sayıları bunu kabul ettirmeye çalışan her bir güç ve otorite, sahte güç ve otorite, sahte emir ve kumanda makamları tek tek reddedilecek. Ki tağut inkar edilmiş, reddedilmiş olsun. Ondan sonra Allah'a iman basamağına yükselinir.
batıl bütün yetkiler ve otoriteler ayaklar altına alınmadıkça Allah'a iman mertebesine ulaşılamaz, bu şerefe erişilemez. Çünkü aksi türlü, aksi takdirde şirk olur maazallah. O halde Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede bize bunu hatırlatıyor. Diyor ki, göklerin ve yerin yaratılışına da, kendilerinin yaratılışına da şahit olmamış, bunu görmemiş, buna tanık olmamış, sonradan yaratılmış olan bu varlıkları siz kendinize veli edinemezsiniz. Çünkü velayet bu manada sadece ve sadece Allah'ındır. Üstelik وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُدًا. Adud, pazu demek. Arapçada pazu, güç ve kuvvetten kinayedir. Ben doğru yoldan çıkartıcıları asla kendime destek edinmedim. Edinmem. Çünkü şeytan, iblis ve onun zürriyeti ve onun dediklerini yerine getirenler saptırıcıdırlar. Ben onları nasıl göklerin ve yerin yaratılışına tanık ederim ki? Kendilerinin de yaratılışına tanık etmem. Burada birçok müfessir tanık etmenin bir manası da, yani ben aciz değilim ki onlar benimle birlikte göklerin ve yerin yaratılışında ortak olsunlar. Ayet-i kerimenin bu devamı, sonu bu açıklamayı da destekliyor. Ben zaten yoldan çıkarıcıları, doğru yoldan çıkartıp yolları şaşırtıcıları kendime destek edinemedim. Edinmedim haşa. Edinmedim, edinmem de. Ayet-i kerimenin devamı da tevhidi arz ediyor. Tevhid bu dinde çok önemlidir gerçekten. Kur'an-ı Kerim'i iyice idrak edebildiğimiz kadar tevhidin boyutlarını da bu manada idrak etme imkanımız olur. Tevhid aslında çoğu kimsenin zannettiği gibi kuru bir inançtan ibaret değildir. Tevhid aslında bir kainat bakışıdır. Bir evrene bakıştır. Bir evren yorumudur. Bir insanlar arası ilişkilerin nelere göre düzenleneceğinin ilkelerini anlamak, kavramak, ortaya koymaktır. Tevhid donuk bir inanç değil, aksine tevhid bir aksiyondur. Bir sürekli hareketliliktir. Bir donukluk, bir yerinde kalmak değil, sürekli olarak ifade edildiyse bir açılımdır, bir genişlemedir. Bir edilgenlik değil, tevhid aksine bir ataklıktır, etkileyiciliktir. Çevresini şekillendirmek, yönlendirmek ve hep birlikte Allah'a ubudiyet potasında beşeriyetle birlikte en güzel şekliyle kaynaşmaktır. Çünkü tevhid akidesi size şeriatın tevhidini de kabul etmeyi gerektiriyor. Yani tevhidi bir şeriat. Yani tevhidi kabul eden şeriat manasına değil, söylemiyorum burada. Yani bütün beşeriyet için muvahhat bir ve birleştirici bir şeriat. Beşeriyet bugün birbiriyle kavga halindeyse, birbirini yiyip bitiriyorsa, onları tevhid eden, aynı çizgi ve aynı safta tutan bir şeriate tabi olmayışlarındandır. Bunun da esas sebebi Cenab-ı Allah'ın hakkıyla tevhid edilmeyişindendir. İslam çok enteresandır. Sadece Cenab-ı Rabbül Alemin'in, yani Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu ve tek başına yaratıcı olduğunu kabul etmekle bitmiyor. İslam tevhid inancını bundan ibaret kabul etmiyor. Çünkü birçok ayet-i kerime biliyorsunuz, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan Allah'tır diyeceklerdir. Arkasından ne geliyor? E ilahum ve Allah. Allah'la beraber bir başka ilah mı vardır? Şeriatı koyacak,
beşeriyet için hayatı tanzim edecek. Yani anlaşmazlıklarında hükmüne başvuracakları bir başka ilah vardır. O halde her ne konuda ihtilaf mevzu bahis olursa o konuda hüküm Allah'ın kabul edilmediği takdirde veya Allah'ın hükmüne başvurulmadığı takdirde tağutun hükmüne başvurulmuş demektir. Bir ayet-i kerime daha hatırlatıp diğer ayet-i kerime bu konuda şey edelim. Diyor ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اَنْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini ileri sürüp aralarındaki anlaşmazlıklarda İnkar etmekle emrolundukları tağutun hükmüne başvurmak isteyenleri görmedin mi diyor. Reddetmekle, inkar etmekle emrolundukları tağut. Birçok yerde kadınlarımızın miras hakkı yeniliyor. Bu başlı başına bir zulümdür. Bu da tağutun bir hükmüdür. Fakat birçok Müslüman kızımız, kadınımız da ben mirasımı şeriata göre değil hükümete göre istiyorum da dediklerini de biliyoruz ya. Ne bu ne o. Allah'ın hükmü neyse o. Neye dayanarak Allah'ın verdiği bir payı efendim kızdır ben ona mirastan pay vermem. Sen kimsin? Mal senin değil ki Allah'ındır. O dilediği gibi taksim eder. Efendim ben haksızlık değil. Böyle haksızlık olmaz. Allah'ın hükmünde adalet vardır. Bire iki verdi diye şeriatın genelini görmeden bu şekilde bir itiraz bir Müslümana yakışmaz. Bunu şimdilik bu kadarlık söyleyeyim. Zaten daha önce belki hatırlayanlarımız vardır, belki şeydenler vardır. Gerekirse daha önceki derslerimizde eğer rastlarsanız şeylerde bu sanal ortam mı diyorlar ne diyorlarsa o derslerde Nisa suresinin 10, 12. 11. 12. 13. ayet-i kerimelerinin tefsirini dinlemek imkanınız belki olabilir. Orada bunlar zannederim vaktiyle açıklamıştır. Şimdi diyor ki burada ayet-i kerime yani 52. ayet-i kerime gökleri ve yerin yaratılışına şahit olmadıklarına göre bunlardan ben yardımcı da edinmediğime göre kıyamette ne olacak? Burada önemli bir takım hususlar var. Bir, şu çizgi hilkatin başlangıcı olsun. Şu çizgi kıyamet olsun. Bu çizgiden öncesi var, sonrası da var. Biz hiçbir mahluk hilkatin başlangıç çizgisinden önce ne vardı ne yoktu bilemez. Bunu sadece Allah bilir. Esasen bu çizgiden sonra kıyamete kadar da olacak işleri ayrıntılarıyla, külliyatıyla vesairesiyle hiç kimse bilemez. Sadece Allah bilir. Biz sadece kendimizi ilgilendiren, kendi alanımızda olup bitenleri biliriz. Ondan sonrası bizim bilgimiz dışında değil. Şu çizgiden sonra kıyamete kadar devam edecek olan, pardon, sonsuzluğa kadar kıyametten sonra devam edecek olan bir husus vardır. İşte bu ayet-i kerime, 52. ayet-i kerime dediğimiz gibi bu kıyamet sonrası çizgide cereyan edecek manzaralardan bir tanesi. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ. Öyle bir gün gelecek ki o günde Cenab-ı Allah şöyle buyuracak. Ey Müslümanlar!
müşrikler, müşriklere hitap edilecek. Nadu şurakâiyellezîne za'amtum. Za'ame fiili Arapçada gerçekle alakası olmayan iddialar hakkında kullanılır. Bir kimseye kibarca yalancıdır veya yalan söylüyor denilmek istenirse onun o hali hakkında za'ame fiili kullanılır. Kibarca yalan söylüyor demektir. O halde diyor ki o günü hatırlayın. Cenab-ı Allah müşriklere şöyle buyuracak. Dünyadayken yalan yere bana ortak koştuğunuz o ortaklarınıza seslenin. Çağırın onları bakayım. Size yardıma gelsinler. Bu zor durumda değil mi? İnsan niçin ibadet eder? Zorluklarında ibadet ettiği mabudunun yardımına koşması için ibadet eder. İşte o günden daha zor bir zaman gelmeyecektir. Bu zamanda gelsinler sizin imdadınıza yetişsinler diyor. Gelsinler diyor. Çağırın onları. Feda'uhum felem yestecibu lehum. Onlara seslenecekler, çağıracaklar onları. Fakat onlar onların çağrılarına, davetlerine icabet etmeyecekler. Ve cealna beynehum mevbika. Allah Allah. Mabut kendisine ibadet edene çok yakın olmak durumundadır. En azından insanın ifade yerindeyse duygu ve iman aleminde, tabir yerindeyse yakın olmak durumundadır. Cenab-ı Allah ne diyor? Oruç ile ilgili ayetler meyanında, Bakara suresinde. Estaizu billah. Allah Allah. Ve izâ se'eleke ibâdi annî fe inni qarîb. Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben çok yakın. Ucibu da'vete da'i izâ da'an. Dua edenin bana dua ettiği zaman duasını kabul ederim. O halde fel yestecibu li. Onlar da benim çağrımı kabul etsinler. Vel yu'minu bi. Bana iman etsinler. Leallehum yarşulûn. Ta ki doğru yolu bulabilsinler. Ashab-ı kiram bir gün yüksek sesle bağıra çağıra Cenab-ı Allah'a dua ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eyyühennâs irba'û bi'enfusikum diyor. Ey insanlar kendinize acıyın. Siz ne sağır bir kimseye ne de uzaktaki bir kimseye sesleniyorsunuz. Siz pek yakın ve duaları kabul eden birisine dua ediyorsunuz. Ona sesleniyorsunuz. Dolayısıyla insanın mabudunun ve dua ettiği mabudunun, halikinin kendisine yakın olması gerekir. Ama kıyamet gününde ne olacak? Dünyada görmedikleri o hakikat ahirette karşılarına çıkacak. Ne şekilde? Ve cealna beynehum mevbika. Mevbik, derin vadi, uçurum. İki vadinin iki yüksek yakası arasındaki o derin uçuruma denilir. Helak edici uçurum. Öyle sıradan bir uçurum da değil. Oradan birisi yuvarlandı mı artık bitti. Geçmiş olsun. Oraya mevbik deniliyor. Böyle büyük vadilere, uçurumlara mevbik deniliyor. Çünkü helak olmak o demektir. Ve biz onların arasına, yani uydurma ilahlara dünyadayken tapınanlar ile onlara tapanlar arasında kıyamet gününde birisi ona ulaşmak isterse o helak olur, öbürü ona yaklaşmak isterse o helak olur. Onun için helak olmaktansa, o derin uçurumu geçmektense herkes yerinde kalmayı tercih edecek. Çünkü ilahları da
eğer hele hele ilah edinilmeyi istemiş ve buna razı olmuşlarsa, ne diyor ayet-i kerime? Enbiya suresinde gelecek olsa, innekum ve ma ta'buduna hasabu cehennem. Na'udhu billah. Entum leha varidun. Siz ve sizin ibadet ettiğiniz bütün varlıklar cehennemin odunusunuz, yakıtısınız. Siz oraya kesinlikle uğrayacaksınız, gideceksiniz diyor. Şu 21. asırda ilim, teknoloji, bilmem ne vesaire her şeyin olduğu asırda yine hurafelerin ve batıl inançların da beşeriyete en hakim olduğu bir asırda yaşıyoruz. Hiç de bu asırla mütenasip şeyler değil bunlar. Evet, beşeriyet gerçekten bildiğimiz ve bilmediğimiz bilimsel alanda birçok gelişmeler kat etmiş bulunuyor. Fakat akide açısından da bir o kadar ters orantılı olarak sefalet içerisinde insanlık. Eğer iman kaybedilmişse o cemiyetin diğer sahip olduğu imkanların pek fazla kıymeti yoktur. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir duasında şöyle buyuruyor. Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Allah Allah. Allah'ım bize musibet vereceksen dinimizde verme. Musibetimiz dinimizde olmasın. Çünkü dinde musibet, dinde eksiklik ahirete kadar telafi edilmez. Dünyada geçici dahi olsa o eksiklik yine eksiklik olarak kalır. Onun için Cenab-ı Allah ne takdir ederse baş göz üstüne. Biz tercihlerimizi şartlar ne olursa olsun ama nefsimiz neyi arzu ederse etsin. Kesinlikle Cenab-ı Allah'ın emirleri, buyrukları ve irşatları doğrultusunda yapacağız. Tercihlerimiz onlardan yana olacak. Cenab-ı Allah bizlere çocuklarınıza 7 yaşında namaz kılmayı öğretin diyorsa Cenab-ı Peygamber biz bu doğrultuda tercihimizi kullanırız. Kılar, kılmaz. O Allah'ın takdiri ve bir yerde de o insanın, o evladın tercihidir. 10 yaşına gelince hafifçe dövün. Artık nasıl anlaşılacaksa o ayrı bir konu. Onun üzerinde durmuyorum. Ama burada hadisin özetle söylediği bir şey vardır. Hadisten önce ayet-i kerimeye bakalım. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا اللّٰهُ يَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ailene, çoluk çocuğuna ve elbette ki kendine, çünkü geliyor ayet-i kerime, namaz kılmalarını emret. Sen de o namazı sabırla devam ettir. Şartlar ne olursa olsun وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Çünkü burada İftial vezni. O namazı kılmak için gerekirse kendini zorla. Zorlayacaksın gerekirse. Çünkü biz senden rızık istemeyiz. Bazen dükkanımı kapatıp namaz kılacağım veya namaz kılacağım derken ya rızkım giderse diye düşünmeyin diyor yani. Bir gerekçe, bir sebep. Öyle bir şey yok. Ben Allah'ın bana emrettiği ve tavsiye ettiği şeyleri yapayım. Benim sorumluluğum orada biter. Ama beklentilerim çıkmaz. Veya istenen netice alınmaz. Olabilir. Cenab-ı Allah bize zaten diyor ki, yani size düşen tedbirdir. Siz zahire göre hükmedin. Siz üzerinize düşeni yapın. Siz şöyle olun, siz böyle olun. Vel akibetu littakva. Akıbet, güzel akıbet ama nihai akıbet, hani son güler, iyi güler diyor ya, akıbet odur. Akıbet, takvalı hareket edenlerindir. Müttaki olanlarındır. Güzel neticeyle mi karşılaşmak istiyorsunuz?
kötülüklerden uzak duracaksınız. Dünyada istediğiniz netice elde etmese, edilmese bile, dünyadaki netice ne kadar önemli ki? Evet, Cenab-ı Allah dünyada da biz isteriz. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasene diye dua edeceğiz. Fakat olur ya, Cenab-ı Allah dünyada bazı hallerde bize istediğimiz güzellikleri vermeyebilir. Ama biz dünyamızda hep onun güzel dediklerini yapmaya çalışırsak ahirette Allah'ın izniyle bize güzelliği verecektir. Ahirette güzelliklerle karşılaştıktan sonra dünyada karşılaşacağımız olumsuzlukların da kıymeti kalmayacaktır zaten. Çünkü güzel akıbet kötülüklerden sakınanlarındır diyor Cenab-ı Allah. O halde insanlar çoğu zaman hayatlarında her zaman bir ifade yerindeyse yol ayrımına gelirler. Bir tarafta belki Allah'ın dediğinden nispeten uzak gibi görünen veya uzak olan ama bize uygun, beklentileri, sonuçları bize göre iyi olacağını tahmin ettiğimiz yerler, öbür taraftan öbür türlü. Rızasına uygun olanı biz tercih edelim. Çünkü rızasına uygun olanın hayırlı olduğu muhakkaktır. İstemediğimiz, nefsimizin hoşuna gitmeyen sonuçlar olsa bile. Cenab-ı Allah ne diyor? Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Hoşlanmadığınız halde sizin üzerinize savaşmak farz kılındı. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Bitti. Nice şeyleri sevebilirsiniz. Halbuki onlar sizin için şerdir. Nice şeylerden de hoşlanabilirsiniz. Hoşlanmayabilirsiniz. Halbuki onlarda sizin için bir hayır vardır. O halde mizacımızı ölçü yapmayalım. Beklentilerimizi ölçü yapmayalım. Arayışlarımızı ölçü yapmayalım. Bilhassa yapacağımız işte veya yapacağımız tercihlerde Allah'ın hükmü varsa ne güzel, Allah işimizi kolaylaştırmıştır diyeceğiz. Allah'ın tercihi, ya Rabbi sen tercih ettin, ben de tercih ettim. Bundan daha güzeli ve daha kolayı olmaz ki. Cenab-ı Allah bizi külfetten kurtarmış, ne güzel. Böyle bir iş olursa bunu tercih ediyor. Namaz kılmamakla kılmamak arasında, kılmakla kılmamak arasında tercih yap diyor. Ne edeceğim? Kılmayı tercih edeceğim. İçki içmekle içmemek arasında vesaire. Helal ile haram arasında. Farz ile, efendime söyleyeyim, haram arasında, isyan arasında, itaatla isyan arasında. Hepsi belli. Elhamdülillah ki Cenab-ı Allah bizleri külfete sokmamış. Acaba hangisi daha iyidir diye birçok noktada düşünmekten ve tereddütlere düşmekten, kararsız kalmaktan bizleri kurtarmıştır. Şu mu bu mu? Bakayım Allah'ın hükmü hangisinde? Burada. Bitti, tereddütsüz bu. Bu da Allah'ın bize bir lütfudur. Ne olur Allah'ın lütfunu geri tepmeyelim. Farkında olmadan Allah'ın lütfu. Ya Allah bana göstermiş, ölçüler vermiş, kriterler vermiş. Tamam mı? Çoluğuna çocuğuna namaz kılmayı emredemiş. Bitti. Beni kurtarmış külfetten. Ben de emredeceğim. Kılarlarsa ne âlâ, kılmazlarsa ne âlâ. Kendileri bilir. Ben ne yapayım? Ben ecrimi almışım. Kılarlarsa elbette daha çok seviniriz. Memnun oluruz. Fakat yakılmazlarsa biz vazifemizi yaparız. Ya vazifemizi yaptıktan sonra ya hiç yapmasak? Hiç yapmasak ve kılarlarsa bizim için yine güzeldir ama bu sefer vazifemizi de ihmal etmiş oluruz. Onun için üzerimize düşeni biz sorumluluklarımızı yerine getiririz ki maazallah heveslerimiz ve heveslerimizin üreteceği uydurma ilahlar arasında yarın kıyamet gününde, yani çizginin öbür tarafında aramızda oluşacak mesafe birbirimize yardımcı olmamıza da imkan vermeyecektir. Kıyamet gününde müminler, iman üzere birbirlerini sevenler, kardeş olanlar kıyamet gününde de birbirlerinin yanında olacaktır. Onun için Cenab-ı Allah'ın bizimle sevdiklerimiz arasında bir uçurum
koymasını, meydana getirmesini istemiyorsak, her halükarda tercihlerimizin Allah'ın sevdiği ve razı olacağı doğrultuda olmasına dikkat edelim. İnşallah biraz sonra kaldığımız yerden devam ederiz.